Şimdi Ramazan'da tabii ki farklı bir yaşam tarzı, farklı bir beslenme tarzı oluyor. Maalesef gastrit ve reflü ile ilgili şikayetlerinde artma olan hastalarımıza daha sık rastlamaktayız. Çünkü bunun en önemli sebeplerinden birisi uzun dönem bir açlık var. İftarda biraz daha alınan gıda miktarı fazla olabiliyor. Eğer fazla miktarda gıda alınıp hareketsiz kalınınca ve gastrit ya da reflü ile ilgili rahatsızlık verecek yiyecekleri önlenmediyse, onlar daha fazla miktarda alındıysa, ki mesela özellikle koyu çaydan tutun kahve türevlerine kadar bunlar bile gastrit ve reflü tetikleyebiliyor. Bunlara dikkat edilmediyse ve ilaçlar da kullanılması daha da artacaktır. En büyük sıkıntı da zaten sahur yemeğinden sonra oluyor. Çünkü sahurda yine yiyip hemen yatılırsa en sık reflü olan dönem gecedir. Çünkü yattığım zaman yer çekimle beraber aslında asitliğin yukarı doğru çıkması biraz daha önlenirken yatan durumda daha fazla asite maruz kalan bir yemek borusuyla karşılaşacak insanlarımız. Yapılabilecek şeyler şunlar: öğünleri biraz daha yaymaya çalışmak. Yani hem iftarda hem de sahurda çok büyük miktarlarda gıda almamak. Ondan sonra asitliği ve reflü tetikleyici gıdalardan biraz daha uzak durmak. Mümkün olduğu kadar az önce bahsettiğim proton pompa inhibitörleri olsun, işte antiasit şuruplar olsun, bunları ihmal etmemek ve gıdaları aldıktan sonra, iftar ve sahurdan sonra mümkünse hemen yatmamak, biraz hareketlenmek,